Merhaba. Bugün üst ekstremite kaslarını konuşacağız. Omuzdan başlayacağız. Omuz biliyorsunuz humerus başı ile glenoidin eklemleştiği bol saket tarzı bir eklem. Humerus başının glenoid karşısında stabilizasyonu sağlayan en önemli şeyler işte bağ dokuları ve kas yapıları. Bunlardan da omuzu en çok ilgilendiren kas deltoid kası. Humerus'un omuzun abduksiyonu yani vücudun kolun vücuttan uzaklaşma hareketi, abduksiyon hareketini sağlayan ana kas. Çeşitli yönlerde lifleri olduğu için başka ödevleri de var. Fleksiyon, ön fleksiyon, iç rotasyon, dış rotasyon ve bazı liflerde adüksiyon yaptırmak üzere görevlidirler. Nervus axillaris dediğimiz kol bölgesine giden sinir tarafından uyarılırlar. Deltoid olmazsa omuz stabilitesi olmaz. Omuz aşağıya düşer. Yani daha doğrusu humerus başı glenoid karşısında kalamaz. O yüzden deltoid kası omuz fonksiyonlarında ve kolun glenoid eklem içinde kalmasında çok önemli role sahiptir. Başlıca abduktörü deltoid kastır omuz. Başka hangi kaslarımız var? İşte rotator kaf kaslarımız var. Bunlar supraspinatus, infraspinatus, subscapularis ve teres minor olarak adlandırılıyor. Daha ilk önce biz scapulanın anatomisini size anlatmıştım. İşte klavikula ile eklemleşen akromion. Başka hangisi vardı? Biceps ve korokobrachialis kasının bağlandığı korokoid çıkıntı ve glenoid yani humerus'un eklemleştiği omuz eklem yüzeyi vardı. Scapula'nın iç tarafı anterior yani gövdeye bakan kısmı kısmına yapışan kasın adı subscapularis. Subscapularis kası scapula'nın ön tarafına yani anteriorına bağlanıp omuz humerus proksimalinde tüberkulum majusa bağlanıyor. Yani ana ödevine kolun iç rotasyonunu sağlıyor ve yukarı kalkmış kolu aşağı indiriyor. Skapuların arka tarafına geçtiğimiz zaman bir spinamız var. Bu tam skapulanın 1 bölü 3 üst tarafında yer alan 1 bölü 3 üst orta birleşim yerinde yer alan bir spinöz çıkıntı. Bunun hemen üstünde olan bölgeye yapışan kasa supraspinatus kası. Hemen spinanın altında kalan kısma yapışıp tüberkülün majusa doğru giden kasına da infraspinatus kası. Onun altında yine skapuladan kaynaklanan teres minor kasımız var. Rotator kaf kaslarını 4 tane rotator kaf kasımız var. Supraspinatus, infraspinatus, subscapularis ve teres minor. Teres minor ve infraspinatus dış rotasyon yaptırıyor. Supraspinatus kolun abduksiyonunda özellikle rol oynuyor. Bu 4 tane kası bilmemiz lazım rotator kaslarını. Supraspinatus, infraspinatus, subscapularis ve teres minor. Antagonist ve agonist kaslardan bahsetmiştik. İki kas aynı işlere yardımcı oluyorsa antagonist farklı işlevlerde rol oynuyorlarsa antagonist kas adını veriyorduk. Musculus biceps brachii yani iki tane baş var. Biceps yani iki başlı kas. Nervus muscular cutanosus
kutaneus tarafından inerve ediliyor. Kolun kola ve ön kola fleksiyon yaptırıyor. Ön kolun özellikle süpinasyon hareketinde de fonksiyonu var. Yani dirseğe fleksiyon yaptırıyor biceps. Bicepse agonist başka hangi kasımız var? Musculus brachialis. Peki omuzda bicepsin agonist kası ne? Coracobrachialis. Coracobrachialis daha önce bahsetmiştik. Scapula'nın korakoid çıkıntısından başlayıp kolun orta kısmında bitiyor ve omuzun öne fleksiyonu konusunda yararlı. Brachialis ve coracobrachialis biceps brachii'nin agonist kastır. Peki antagonist hangisi? Triceps. Triceps'in kaç başı var? 3 baş. Triceps, biceps'in antagonisti. Nervus radialis tarafından uyarılıyor biceps ve kolun dirseğin ekstansiyonunu sağlar. Peki ön kol kasları neler? Ön yüz kasları, yani anterior kısımdaki ön yüz kasları, ventral yüz kasları veya arka yüz, yani dorsal yüz kasları olarak ikiye ayrılacağız. Öndeki kaslar ne yaptırıyor aslında? El bileğine ve parmaklara fleksiyon yaptırıyor. Başka hangi hareket? Pronasyon, yani para almaktan pronasyon hareketini yaptıran ön yüz kaslarımız var. Hepsinin aslında, daha doğrusu çoğunun özelliği medial epikondile bağlanmalıdır. Humerus'un medial epikondiline bağlanmalıdır. Humerus distalinde neler vardı? Medial epikondil, lateral epikondil, troklea, olekranonun eklemleştiği troklea, radius'un eklemleştiği korakoid kapitellum vardı. Bizim medial epikondilimize bu fleksör kaslar ve prontör kaslar bağlanıyor. Genellikle bağlanma yeri medial epikondil. Pronator teres ön kol pronasyonu için önemli. İkinci pronatorumuz ön kol ventral yüzde, ikinci pronatorumuz pronator quadratus. İki tane pronator kasımız var. Biri pronator teres, ikincisi pronator quadratus. Daha sonra iki tane el bileği fleksörümüz var. El bileğini fleksiyon, yani el bileğini büken kaslarımız iki tane. Bir tanesi flexor carpi ulnaris, diğeri flexor carpi radialis. Bunların adları da ön kol kemiklerinden alınıyor. Ön kol kemiklerinin bir tanesi radius, bir tanesi ulnaydı hatırlarsınız. Flexor carpi radialis, radial taraftaki el bileği flexor kası. Flexor carpi ulnaris, ulnar taraftaki el bileği kası. Palmaris longus yine el ayasından yine medial epikondilden başlayıp el ayasına kadar uzanan ve elin her insanda bulunmayan %10 insanda palmaris longus yok. Vücudun yedek kası olarak adlandırılıyor palmaris longus. Bazen biz bu palmaris longus'u alıp başka yerde tendon yedeği olarak kullanabildiğimiz durumlar var. Parmakların yüzeyel fleksörleri flexor digitorum superficialis olarak adlandırılıyor. Daha derinde neler var? Yine işte pronator quadratus var ve flexor pollicis longus, yani baş parmak fleksörü var ve flexor digitorum profundus, yani derin parmak fleksörleri var.
Eldeki baş parmağı polis, ayaktaki baş parmağı halusis adı veriyorduk, hatırlarsınız. Baş parmağın iki tane kemiği var. Birisi proksimal falanks, birisi distal falanks. O yüzden bir tane fleksör var baş parmağın. Yani tek eklemi oynattığı için fleksör pollicis longus şu hareketi sağlıyor, baş parmak fleksiyonu. Diğer parmaklarda proksimal falanks, mid falanks ve distal falanksımız var. Fleksör digitorum superficialis, proksimal interfalangeal eklem fleksiyonu, flexor digitorum propontus ise distal interfalangeal eklem fleksiyonunu sağlıyor. O yüzden sadece flexor digitorum propontusla parmağın hareketlerini tümünü sağlayabilir miyiz? Evet, yani sağlanabilir ama daha kuvvetli fleksiyon sağlamak için flexor digitorum superficialis de gerekli. Şunu aslında bir şeylerin adlarını Latince öğrenmek çok zor değil. Bir işin ne işi yaptırdı? Mesela el bileği fleksörü. Fleksör hangi tarafta? Radyal tarafta. Yani nereyi büktürüyor? El bileğini. Fleksör. Karpi el bileği. Radyalis. El bileğini büktüren radyal taraftaki kas. Flexor digitorum profundus. Ne diyor? Flexor, yani fleksiyon yaptıran parmakları büktüren digitorum parmakta hatırlarsınız. Parmakları büktüren profundus neydi? Derin kas. Pardon. Flexor digitorum profundus olarak adlandırılıyor. İki tane pronotörümüz vardı hatırlarsınız. Pronotör teres ve pronotör kvadratus. Pronotör teres ve pronotör kvadratus. Ön kolun iki tane pronasyon yaptıran kası. Burayı tekrar geçmek istiyorum. Yüzeyel kısımda pronotör teres, aslında bu derin kısımda da sayılabiliyor. Flexor carpi radialis, palmaris longus, flexor carpi ulnaris bulunuyor. Bu üçünün aslında el bileği fleksörleri denebilir. Palmaris longus çok sahip bir öde ve sahip yedek bir tendondu. Yine yüzeyel parmak fleksörüne ne diyorduk? Flexor digitorum superficialis. Sinelenin fleksiyonu yaptırıyordu. PIP joint, yani proksimal interfalangiyel. Neresiydi? Burası distal interfalangiyeldi. Burası proksimal interfalangiyel eklemdi. Proksimal interfalangiyel eklemin fleksiyonunu sağlayan kasa flexor digitorum superficialis. Distal interfalangiyel eklemin fleksiyonunu sağlayan derin kasa ise flexor digitorum profundus adı veriyorduk. Arka yüz kaslarına döndük. Yani dorsal yüz kasları. Ön tarafa ventral, arka tarafa dorsal yüz diyorduk hatırlarsanız. Yüzeyel kaslar musculus brachii, brachioradialis. Bu kol humerus'tan başlayıp aşağıya doğru uzanıyor. Ön kola fleksiyon yaptırır. Flexor carpi 3 tane el bileği ekstansörü var. Radyal taraftakiler 2 tane. Flexor carpi radialis longus, flexor carpi radialis brevis ve flexor carpi ulnaris. Yani radyal tarafta el bileği volar yüzüne, daha doğrusu ön kol volar yüzünden farklı, fleksör taraftakinden farklı olarak el bileği ekstansörleri fleksörlerden bir tane fazla. El bileği fleksörleri neydi? Flexor carpi ulnaris ve flexor carpi radialisti. El bileği ekstansörleri ise
extensor carpi radialis longus, extensor carpi radialis brevis ve extensor carpi ulnaris olarak adlandırılıyor. Yani 3 tane elbileği extensor var, 2 tane elbileği flexörü var. Aynı zamanda bu elbileği extensörleri ve flexörleri kasıldıklarında el bileğini kendi taraflarına doğru çeviriyorlar. Yani flexor carpi radialis kasıldığı zaman tam el bileği fleksiyonunu yaptırmakla beraber el bileğini radyal tarafa doğru da döndürmek ödevine sahip. Yine yüzeyel ekstensör kaslardan musculus extensor digitorum communis ve musculus extensor digiti minimi bulunuyor. Daha derinde ise sarıyla gözüken musculus spinator, koyu lacivertle gözüken musculus indicis propri ve kırmızıyla gözüken musculus pollicis extensor pollicis brevis, açık maviyle gözüken musculus extensor pollicis longus, yeşilde gözüken musculus abductor pollicis longus. Gördüğünüz gibi derin kaslar bir spinatörler, birinci ve ikinci kas parmakları yukarıya kaldıran kaslar. Şimdi ön kolda ekstensör yüzde parmakları yukarı kaldıran musculus extensor digitorum communis de var. Dört parmağı birden de yukarı kaldırıyor. Sadece baş parmağın ekstensörü farklı. Baş parmak ekstensörü extensor pollicis longus ve brevis. Musculus digitorum communislerden farklı olarak bu iki parmağı kaldıran iki tane kasımız daha var. İkinci parmağı kaldıran kas, yani şu Atatürk'ün adını da almış olalım, İlk hedefiniz Akdeniz'dir hareketini yaptıran kasımız musculus indicis propri. Beşinci parmağı tek başına yukarı kaldıran musculus digitorum minimi, yani beşinci parmak minik parmağı yukarı kaldıran musculus extensor digiti minimum. Bu iki parmağı birden yukarı kaldırmak tek tek mümkün ama diğer parmaklar bükükken şu ikinci ve üçüncü parmakları yukarı kaldırmanız mümkün değil. Ama mesela bu parmak diğer parmaklar bükükken bunu ikinci parmağı yukarı kaldırabiliriz. Bunu sağlayan da musculus indicis propri. Aynı şey beşinci parmak için de geçerli. Beşinci parmak tek başına yukarı kalkabilir. Bunu sağlayan da musculus extensor digiti minimi kası. Spinator kas bir tane. Ventral yüzde pronator kas iki taneydi. Burada musculus spinator bir tane. Ama ön kolun süpinasyonunu yapan önemli bir kas, yine koldan başlayıp radius'ta biten biceps brachii. Birazcık daha aşağı indiğimizde el kasları iki bölgeye ayrılıyor aslında bunlar. Bir baş parmak bölgesi, buraya tenar bölge adı veriyoruz. İkincisi beşinci parmak bölgesi, buraya da hipotenar bölge adı veriyoruz. Tenar bölge kasları musculus abductor pollicis brevis, musculus flexor pollicis brevis, musculus opponens pollicis ve musculus adductor pollicis. Bunlar ne işe yarıyorlar? Abductor pollicis neydi? Baş parmaktı. Hepsinin içinde pollicis var biliyorsunuz. Baş parmağın hareketini sağlayan
kaslar aslında tenar bölge kasları. Baş parmağın çok önemli bir ödevi var. Aslında baş parmak, diğer parmaklar sadece bükülüp açılırken baş parmak bükülüp açılmanın yanında diğer parmaklarla karşı karşıya gelme özelliğinde de sahip. Yani bu çok önemli bir özellik. Baş parmak diğer parmaklarla karşılaşamazsa eğer elin fonksiyonları yeterince yapılmaz. Bu tenar kaslar çok önemlidir baş parmağın fonksiyonunun sağlanması açısından. Musculus abductor pollicis brevis yani parmağın baş parmağın abdüksiyonunu sağlayan kısa kas brevis kısa. İkincisi musculus flexor pollicis brevis. Opponens işte bu hareketi yapmak o pozisyon hareketidir bu. O pozisyon yani baş parmağın pozisyonunu değiştirerek diğer kasları parmakların karşısına getiren kas musculus opponens pollicis'tir. Baş parmağın diğer parmaklara yanaşmasını sağlayan kas ise musculus abductor pollicis olarak adlandırılıyor. Tenar kaslar ise genellikle 5. parmak tarafında yine opponens hareketinde yani sadece 1. parmak hareket etmiyor. 5. parmakla karşılaşmayı yaparken 5. parmakta bir hareket sağlamak zorunda ki 1. ve 5. parmaklar karşı karşıya gelsin. Hipotenar kaslar ise musculus adductor digiti minimi. Minimi 5. parmağın adı. Daha demin de söylemiştik. Extensor digiti minimi. Musculus extensor digiti minimi demiştik. Ön kolun dorsal yüzünde sadece 5. parmağı kaldıran kas olarak hatırlarsanız söylemiştik. Hipotenar kaslarda yine minimi göreceksiniz. Bu yine 5. parmak hareketlerinin sağlanmasını gerçekleştiriyor demek bu kasların. Musculus adductor digiti minimi, musculus flexor digiti minimi brevis ve musculus opponens digiti minimi olarak hipotenar kasları görüyoruz. Peki başka elde kas var mı? Evet. Lumbrikal ve interosseus kaslar. Bunlar özellikle parmakların ekstansiyonunu sağlamak açısından şu eklemin fleksiyonu PIP yani proksimal interfalangiyal ve distal interfalangiyal eklemin ekstansiyonu yani yukarı kalkmasını sağlayan kaslar aslında çok başlı başına bir saat lumbrikal ve interosseus kasları anlatılabilir ama biz sadece adlarını bilmenizi istiyoruz. Başka bir şey gerek yok. Musculus interosseus ve lumbrikal kaslar metakarpların arasında yer alıyorlar. Her web aralığında birer tane birleşerek MP eklem yani metakarpa falangiyal eklemin fleksiyonu ve DIP ve PIP yani distal interfalangiyal ve proksimal interfalangiyal ekleminde ekstansiyonunu sağlıyorlar. Şimdi alt ekstremite kaslarını biraz sonra başka bir videoyla size geri döneceğim. İnşallah üst ekstremite kaslarını tekrar tekrar dinleyerek bunların çoğu ezber biliyorum. Öğrenmeniz gerekiyor. Ezberleyerek öğrenmeniz gerekiyor. Lütfen videoları tekrar tekrar izlemenizi istiyorum. Kasların adlarını öğrenmenin başka yöntemi yok. İnşallah öğrenmeniz konusunda videolar yardımcı oluyordur. Görüşmek üzere.